iş yoğunluğundan ya da başka sebeplerden ötürü bakımlarınızı ihmal mi ettiniz? Hiç üzülmeyin. Şimdi evde kolaylıkla yapabileceğiniz maske tarifleri geliyor. Eğer vaktiniz yoksa, bakımınızı aksattıysanız sakın üzülmeyin. Güzelliğinize güzellik katacak iki tane maske tarifi vereceğiz sizlere. Yanımda Hande Hanım var. Öncesinde hangisinden başlayacağız merak ediyoruz. Arzu ederseniz cilt bakım maskemizle başlayalım. Çünkü kış aylarında cildimiz artık kurumaya başlıyor. Nemi daha çok istiyor. Hem böyle cildimizi nemlendirsin, hem cildimizi gerdirsin, ufak çizgilerimizin bakımını yapıp gözeneklerimizi sıkılaştırsın. Tam olarak da kış aylarında istediğimiz şey. Tarifimizde öncelikle ben beyaz kil kullanacağım. Çünkü beyaz kilin özelliği her cilt tarafından kolayca tolere edilebiliyor. Herhangi bir kızarıklığa sebebiyet vermiyor. Ortalama şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar ben beyaz kilimi kasenin içerisine alıyorum. Kilin en büyük özelliği hem derinlemesine temizliyor, aynı zamanda da cildimizdeki gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor. Maskenin içerisine şöyle bir tatlı kaşığı da yosunum yani spirulinamdan ilave ettim. Şimdi bunu tam anlamıyla macuna geçirmek için ben bal kullanacağım. Bal yine bilinen en iyi nemlendiricilerden bir tanesi. Bunu bir fırça yardımıyla cildimize süreceğiz ama dediğim gibi böyle biraz hazırlaması meşakkatli olabilir çünkü bütün malzemeler iyice birbirine emecek. Cildimizin biliyorsunuz özellikle belli bir yaştan sonra kolajeni biz yavaş yavaş kaybetmeye başlıyoruz. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren şöyle cildimizin kolajen salınımını aktive edecek bir yağ kullanacağız. Nar çekirdeği. Sadece 5-6 damla ilave etmemiz yeterli. Yağı en son koyuyoruz bütün malzemelerimizle. Özleştikten sonra şöyle 3, 4, sadece 5 damla bizler için yeterli. Yine nar çekirdeği kış aylarında cildin ihtiyacı olan nemi vermede, ince kırışıklıkların bakımını yapmada benim en çok tercih ettiğim yağlardan bu bir tanesi. Bu maskeyi haftada kaç gün uygulamamız gerekiyor? Haftada bir gün yapmamız yeterli. Dediğim gibi böyle bir spatula veya fırça yardımıyla göz altına gelmesin ama kaz ayağı bölgelerinde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Maskemizi sürüyoruz ve 10-15 dakika boyunca cildimizde bekletirken mümkünse de konuşmuyoruz, mimik yapmıyoruz ki şöyle maskemiz cildimizde iyice bir gerdirsin, o kırışıklıklarımızın da bakımını yapsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen saç için olacak maskeye geçmek istiyorum. Çok pratik maskeler gerçekten. Şimdi Hande Hanım'la ikinci maskemiz saçlar için olacak maske. Hande Hanım, malzemelerimiz neler? İhtiyacımız olan malzemeler? 7 farklı yağ kullanacağız. Belki izleyicilerimizin çoğu bu yağların isimlerini yeni de duyuyor olabilir. Özellikle yoğun saç dökülmesi olanlarda hem kadın hem erkek çok rahatlıkla kullanabilir. Ama bu saç bakım yağımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de saçımızın kaybettiği nemi bize tekrardan geri kazandıracak. Çörek otu yağımdan 2 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Artık çörek otu yağını biz yakından tanıyoruz. Hem özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için biz içilmesini de şiddetle tavsiye ediyoruz. Diğer bir yağımız Hint yağı. Besleyici özelliği yüksek. Özellikle kaş kirpik dökülmelerinde veya hızlı kirpik uzatmada yine bizim en çok sevdiğimiz yağlardan. Aslında bir yandan saç maskenizi yaparken bir yandan da böyle kirpiklerinize yağları sürebilirsiniz. Evet. Ufak tiyolarda aralarda vermeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. 2 tatlı kaşığı Hint yağımı ilave ettim. Sırada dulavrat otu yağım var. Saç derinizde egzama problemleriniz varsa, kaşıntı kullanma şikayetleriniz varsa dulavrat otunu çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunu da ilk defa duydum. Ben hemen kokusuna bakmak istiyorum. Evet, değişik. Bunu da bütün aktarlarda bulabiliriz zaten birçok yağı. Bir tatlı kaşığı dulavrat otu yağımı ilave ediyorum. Sırada A, C, D, E ve F vitamini. Yani bütün vitaminlerin bir arada bulunduğu Baobab yağı var. Benim en çok sevdiğim yağlardan bir tanesi. Bir tatlı kaşığı Baobab yağımı
ilave ettim. Bitti mi bitmedi. Sırada karpuz çekirdeği yağım var. Karpuz çekirdeği çok enteresan bir yağ. Kuru yağ özelliğine sahip. Sürdüğünüz anda cilt tarafından anında çekiliyor. Sırada son olarak evet karotit yağım var. Saçın dökülme nedenlerinden bir tanesi ne yazık ki çinko eksiklikleri. Biz de karotit yağından cildimizin ve saçımızın ihtiyacı olan çinkoyu çok rahatlıkla alabiliyoruz. Bir tatlı kaşığı karotit yağı, yoğun çinko kaynağı. Maskemi ilave ettim. Ve en son sırada da şöyle... Sukolen, köpek balığının karaciğerinin yağı. Biz yine bunu sağlıkta da çok fazla kullanıyoruz. Peki bu maskede neden kullanıyoruz? Çünkü sukolen cildin ve saçlı derinin oksijenlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullandığınız bütün yağların doku altına asansör görevi görerek daha hızlı bir şekilde inmesini sağlıyor. Şöyle bir tüp de içerisine sukolenimi ilave ediyorum. Haftanın 2 veya 3 günü duşa girmeden 1-2 saat önce şöyle parmak uçlarımızın yardımıyla olabilir veya spreyli bir şeyin içerisinde olabilir. Şöyle aynı boya yapıyormuş gibi saçlarımızı ayırarak saç diplerimizi sıkıyoruz, masajımızı yapıyoruz ve elimizde o kalan son yağı da saç uçlarımıza iyice yediriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. İki tane çok güzel tarif aldık Hande Hanım'dan. Siz de bakımlarınızı aksatmadan pratik şekilde maskeler yapabilirsiniz evde. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.